Oğlum. Gelsen içeri, ne yapıyorsun burada? Hiç. Dilara mı kavga ettim? Neyin var o zaman ha? Hadi anlat. Şifası o değil oğlum. Anlat. Kurban olayım, şurayı sokat Meryem Hanım. Şurayı sokat yoksa öldürecek beni. Normalde bu kadar sulu göz değilimdir. Olsun ya. Peki hiç düşündün mü filmdeki gibi? Şöyle yapmasaydım ne olurdu ya da şunu yapsaydım ne olurdu gibisinden. Her gün. Ben çok yanlış tercihler yaptım. Ne mesela? Beni sevmeyen bir adamla evlendim. Ali beni sevmiyormuş. Gerçi onu da sonradan anladım. Öylesine takıldı kadınlardan biriymişim. Hamile kalınca da... Ali'ye hemen söylemedin. Çünkü sen onu seviyordun. Bilirim insan sevilmeye her koşulda umar. Beni seveceğine inanarak yıllarımı harcadım. Şimdi? Şimdi hayatım koca bir pişmanlıkmış gibi geliyor. Peki sen? Senin benim kadar büyük pişmanlıkların var mı? Benimkinin çözümü de yok üstelik. Ne yaptın? Boş ver. Ama şeyi merak ederim. Neyi? Söylersem sonradan pişman olamam. Korkmuyor musun? Hayır. Evden ruhlar, benim gitmem lazım.
Sen nasıl öğrendin burayı? Gazeteciyim ben. İnsan istesin her zaman bir yolu bulunur. Yok yok, bu istemenin ötesinde. Bir daha seni tehlikenin göbeğinde görürsem bak bozuşuruz, haberin olsun. Bir daha uyarmayacağım. Beni korumak istiyorsan önce kendini çek çıkar. Ben işimi yapıyorum. Senin yerinde o karanlık dünya değil. Şimdi hafıza kartımı alabilir miyim? Hala kart diyor ya. Kumru, hadi eve gidiyoruz, yürü. Ama abi kart. Kumru, yürü. Abi, şu baskın meselesini ne yapacağız? Bizlik bir mevzu yok. Haber bekleyeceğiz. Eyvallah. Cihan, sen bıraksana Kumru'yu. Tamamdır abi. Dila. Kuzgun neredesin? Sürekli beni mi izleyeceksin böyle? Bu defa seni izlemiyordum. Pişti olduk. Niye oradaydın? Hep tatlı biri değilim diyorsun yani. Tatlı biri miyim? Lafın gelişi dedim. Ender gelişen Osasun atakları gibisin yeminle. Az ama öz geliyorsun. Ne? Gazeteci değil misin? Araştır, öğren. Ne yapıyor bu ya? Kemerini çöz. Olmuyor, üstümüze geliyor. İn aşağı. Sen... Aşağı in, aşağı in. Can! 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 Aha! Hey! Hey! Can! İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Dila. Baskın olmuş. İyi misin? Limandaki herkes enselenmiş. Sen nasıl kurtuldun? Ya ne oldu orada? Nasıl başardın? Bana bir anlatsana. Yürü Dila. Nereye? Hapse girmek istemiyorsan sadece yürü. Hadi az. Bundan kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Kudret'e bile. İkimizin de hayatı buna bağlı. Anlaştık mı? Gel. Hadi. Polislere göründün mü?
Görünmedim. İyi, iyi. Hadi gidelim buradan. Kuzgun, dur ne olur. Elimi bırakma çünkü ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Dilan. Ne olup bitti bana eksiksiz anlat. Anlatacak bir şey yok ki. Mallar yükleniyordu. Sonra bir anda polisler geldi, anlamadım. Ne işin vardı orada? Oraya niye gittin ya? Kontrol etmek için gittim. Çok güzel kontrol etmişsin, aferin. Ben birkaç dakikalığına oradaydım sadece. Sonra çat diye oldu her şey. Bir anda polisler geldi. Polislerin nasıl haberi oldu? Bilmiyorum. Ya elleriyle koymuş gibi milyon dolarlık sevkiyatı patlattılar. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum Kuzgun. Bana inanmıyorsun. Dila, bana doğruyu söyle. Sen mi ihbar ettin polise? Etmedim ya. Niye öyle bir şey yapayım? Yapar mıyım? Gerçekten ben etmedim Kuzgun. Adamlar enselenmiş. Mallara el konulmuş. Ama sen kurtuldun. Uzaktaydım ben. Bir anda koştum. Bir şekilde kaçtım işte onlardan. Şimdi ne olacak? Göreceğiz. Behram bunun hesabını soracaktır bana. Nasıl durumu? Ne olur bir şey söyle. İyiyim. Ne? Nasıl durumu? Durumu ağır. O sizin mi? Evet, sağ olun. Söyleyebilecek misin? Sen nereye? İşlerim var. İyi ki varsın. İyi. Söylediğim gibi hazırlayın. Peki abi. Cihan nerede, onu yok? Bilmiyorum abi, telefonu kapalı. Efendim Kumru. Abi. Ne oldu? Abi kaza geçirdik. Cihan ağır yaralı. Dün geceyle ilgili isimsiz bir ihbar var. İçinde sevkiyatı Ali Bilgi'nin yürüttüğüne dair deliller var. Gözaltı kararı çıkaralım mı? Benden haber bekle. Tamam. Arabadaki Kuzgun değilmiş. Adamı Cihan'mış. Yaşıyor mu peki? Hastaneye kaldırmışlar. Dua
Şayet bugün babamın mahkemesi var. Yoksa bu beceriksizliğinin hesabını sorardım sana. Dila kızım, neredesin? Arıyorum, açmıyorsun. Baskın yemişiz. Abi bana izin ver biraz. Bir duş alayım. Sonra mahkemeye geçeriz, olur mu? Kumru. Abi. Cihan nasıl? Ameliyat aldılar şimdi. Doktor durumu ağır dedi. Bekliyorum ben de. Nasıl oldu peki? Anlat bakayım. İşte biz eve gidiyorduk. Karşımıza birden tır çıktı. Üstümüze sürdü resmen. Sonra Cihan beni bir şekilde indirdi. Kendisi içeride kaldı. Çıkamadı. Şşş. Ya ölürse abi? Ya ölürse? Ya ölürse? Tamam. Ne işin var burada Kudret? Dün geceki operasyonu Behram sana bilerek verdi. Ne operasyonu? Ne operasyonu mu? Hala bir şansın var mı diye sorman gerekmiyor mu senin bana? Başka bir şansım yok. Ne kendi hayatım için, ne de babamın hayatı için Kuzgun'a bir daha ihanet etmem. Asla. Yani sırf Kuzgun'a aşıksın diye olmak istediğin insandan vazgeçiyorsun. Mahfiye mi olacaksın? Ne istiyorsun? İnsanların canını mı yakacaksın? Kudret, rica ediyorum bir daha karşıma çıkma. Zor durumda kalmak istemiyorum. Benimle işbirliği yapmak yerine Behram'a çalışırsan ne olacak sanıyorsun? Bir gün mutlaka yakalanacaksın. Bu yolda kazanmak diye bir şey yok ki. Bir gün birer birer sevdiklerini kaybedeceksin. Kaybetmeyeceğim. Alo. Gözaltı kararını çıkarın. Neredesin? Cezasını ben keseceğim dedin, izin verdim. Dila'yı karanlığın içine çekeceğim dedim, bekledim. Dila Bilgin gözümün içine baka baka bana baş kaldırıyor. Benden korkmuyor. Kimin yüzünden? Onlara yaşama şansı verdi. Kimin yüzünden Cihan içeride ölüm kalım savaşı veriyor? Kimin? Benim, tamam benim. Dila da, ailesi de, dün geceki baskının da, kazanın da hesabını en ağır bir şekilde ödeyecek. Hesap benim. Artık değil. Beni yanında istiyorsan bu hesap benimdir. Sen Dila'ya kıyamazsın ama ben kıyarım. Ya hesap benim diyorum, neyini anlamıyorsun? O zaman olacakları bil. Rıfat Bilgin ölecek. Sen yapmazsan ben yaparım. Hem de en ağır bir şekilde. Sen affetsen de ben affetmem. Thank you.
Karar. Sanık Rıfat Bilgin'in mahkemeye sunulan sağlık raporları ve cezaevinde geçirdiği rahatsızlık göz önünde tutularak sanığın tutuksuz yargılanmasına yeni duruşma tarihinin 11 Eylül 2019 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Hüla? Babam? Canım, tanem, tanem. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Şükürler olsun. Sağ ol. Yarın o konteyner Rıfat için hazırlansın. Ona fazladan bir saniye bile özgürlük yok. Orası onun yeni hapishanesi olacak. Abi. Abi. Tutuksuz yargılanma kararı çıkmış. Dila şimdi nerede abi? Babasının yanında değil mi? Ya ben hazmedemiyorum ya. Hazmedemiyorum. Sen nasıl hazmedebiliyorsun? Hala nasıl ona aşık olabiliyorsun ya? Kumru. Rıfat'a özgürlüğünü vermeyeceğim. Tamam. Ona da kimse engelleyemez. Dila bile. Nasıl? Al işte çıktı. Kim bilir ne usulsüzlükler döndü yine. Yoksa bu karar nasıl çıkar sanıyorsun? Sen bunları düşünme. Boş ver. Bugün tutuksuz yargılama, yarın beraat. Bunlar ne yapar ne eder çıkarır o pisliği. Sen karının babası diye vazgeçmiş olabilirsin. Ama ben asla vazgeçmeyeceğim. Ben de vazgeçmeyeceğim, merak etme. Baba, ne yapmak istersin? Evime gitmek. Bir daha bizi hiç bırakma baba. Asla, asla. Verdiğim sözler aklımda. Bir daha hiç üzülmeyeceğiz. Söz. Hadi arabalara, hadi. Teşekkür ederim. Zor bir ameliyattı. İç kanamayı durdurmayı başardık. Önümüzdeki 48 saat kritik. Yoğun bakımda süreci yakından izleyeceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hazır mı her şey? Rıfat'ı paketledikten sonra direkt limana götürürsünüz. 1. Kasım 3020 oğlu olana. Tamam hadi konuşuruz sonra. Efendim? Ne yapıyorsun sen? Hayırdır kapı mı dinliyorsun ya? Sofra hazır diyecektim. Evet duydum. Rıfat'a zarar mı vereceksin? Onu öldürsen kaç yazara? Baban geri mi gelecek? İçindeki öfke mi dinecek? Dila'ya olan sevdan böyle biter mi sanıyorsun? Bak, eğer dönüşünüz olmasın diye böyle bir şey yapıyorsan yapma. Yapma, pişman olursun oğlum. Acı çekersin. Hem kendin acı çekersin, hem o kıza acı çektirirsin. Yapma. Ne duyduysan eksik duymuşsun. Hadi eyvallah.
Erken kaçtın. Yorulmuşum. Çocukken de böyle üzüldüğünde dizlerime yatardım. Önce çok iyi gelirdi. Ama sonra uykum kaçınca ninni söylerdin bana. Hı. Bana söylediğin ninniyi hatırlıyor musun baba? Hatırlamam mı? Uyu yavrum yine sabah oluyor. Uyumazsan güzel rengin soluyor. Babacığın gelmiş sana bakıyor. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Babacığın gelmiş sana bakıyor. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Sen de sabahları beni uyandırmak için bana söylerdin. Baba. Hı? Ben aşık oldum. Nasıl tarif etsem bilmiyorum. Ama sanki nasıl biliyor musun baba? Sanki daha önce hiç kimseyi sevmemişim gibi. Hiç yaşamamışım gibi. Böyle onu düşününce bile ciğerim doluyor. Parçalanacakmış gibi oluyorum. Bir görsem diyorum yüzünü. Şu kapıdan bir içeri girse. Ya da ben dışarı çıksam. Ama dışarı çıkınca ilk onun yüzünü görsem diyorum. Benim her yerim kuzgunla dolu baba. Onsuz mümkün değilim, anlıyor musun? Böyle sanki onsuz aldığım her nefesi tutuyormuşum da veremiyormuşum gibi böyle... Böyle onu bir görüyorum. Böyle bütün nefesimi rahat rahat dışarı verebiliyorum. Nefes alabiliyorum. Şuram var ya şuram. Bir tek onu görünce rahatlıyor. Savaş bitmeli. Bitmek zorunda baba. Beni artık kuzgundan ayıramazsın. Eğer savaşsa... Bak bana, ben oyum. Kuzguna zarar verirsen bana verirsin. Yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum, ikiniz arasında bir seçim yapmak zorunda bırakma beni ne olursun babacığım, yalvarıyorum. Eğer sende birazcık hatırım varsa bana bu kötülüğü yapma, olur mu? Thank you.
Kuzgun'a asla dokunmayacağım. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok seviyorum seni, teşekkür ederim. Dondurma yiyelim mi? Çok özledim seni. Ne oluyor? Giremezsiniz. Tehlikeyi atlattı. Şimdilik iyi. Geçmiş olsun. Sana o cezaevinden çıkışın olmayacak dedim. İnan bana. Bir de üstüne gittin pusu kurdun ha. Benim canımın yerine kardeşimin, en yakın adamımın canına göz diktin. Burada seni hiç kimse bulamaz. Tasalanma. Yok yok, mızıkçılık yok ama değil mi? Sen sıranı savdın. Beni öldürmeye kalktın, olmadı. Şimdi sıra bende. Senin yeni hapishanem burası. Kuzgun'u aldı mı Rıfat'ı? Aldı. Niye? Ben bunca yıldır beraber çalışıyoruz. Ben şu anda anlamıyorum neden uzatmak istemediğinizi sözleşmeyi. Değişim iyidir Ali Bey. Bakın Akif Bey, eğer daha düşük bir teklif içinse... Hayır değil. Kararımız kesin. Artık sizinle çalışmayacağız. Bu hiç iyi olmadı. Orası kesin. Ama bu işte bir bit yeniği var abi.
Hadi Nadir. Rıfat Bey'i kaçırdılar. Ne diyorsun sen ya Nadir? He? Ne zaman kaçırdılar? Ne zaman? Neredesin sen şu anda? He? Ne oluyor? Ne kaçırılması? Babamı kaçırmışlar. Ne? Abi benim yüzümden. Behram yaptı. Bak dünkü sevkiyatı yapamadığım için yaptı. Beni cezalandırmak için yaptı. Bir saniye sakin ol. Otur şöyle. Otur. Otur. Sakin ol. Söyle Tunç. Abi polisler Bilginler'in şirketine geldi. Tamam. Bir şey yapmamız lazım. Tamam yapacağız zaten. Ali Bilgin. Seni gözaltına alıyorum. Neden? Hangi sebeple? Emniyette öğrenirsin. Tak hadi. İlahi baba. Bana bak sakin ol. Tamam mı? Sadece babamla ilgilen. Sakın panik yapma. Abi ne yapacağım? Sadece babamla ilgilen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana adaletten yana olman için bir şans vermiştim. Kudret bak. Sen tarafını seçtin Dila. Sen de, ailen de artık korunmamda değilsiniz. Bana bunu yapamazsın. Kudret bana bunu yapamazsın Kudret. Size geldi Dila. Kim gönderdi bunu? Siz anlayacakmışsınız. Sana bir şans veriyorum. Kimin ölümüne sebep olmak istersin Dila? Yeğenin Defne'nin mi? Kız kardeşin Naz'ın mı? Baban Rıfat'ın mı? Cevabını bekliyorum. Hiçbirine zarar verme. Hatamın bedelini bana ödet. Dila Hanım. Kayınvalideniz Meryem Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Meryem teyze acil değil. Seveyim gitmem lazım. Rıfat nerede? Niye sordun? Rıfat nerede Dila? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen bir şey biliyorsan söyle. Babamı kaçırmışlar. Nerede bulacağımı bilmiyorum Meryem teyze. Yardım et. Ne olur biliyorsan söyle. Ben biliyorum galiba nerede olduğunu. 60 dakikan var. Bana bir isim vereceksin. Hangisi ölsün? Babam nerede? Babam nerede? Bir şey söyle Meryem teyze. Babam nerede? Şermin hemen Naz'ı, Defne'yi, Seda'yı al. Bir arada güvenli bir alana geçin. Ne oluyor Dila? Şermin yalvarırım dediğimi yap. Her nerede olurlarsa olsun üçünü de bul. Korumalar yanınızda olsun. Ben size ulaşana kadar da sakın dışarı çıkmayın. Tamam. Hemen Şermin hemen.
Evet. Tamam. Baban Kuzey Bülo, ikinci kısım 1639 nolu konteynerde. Geldim, buradayım. Baba.
baba? Baba! Babacığım! Baba bana bak. Şşş, tamam. Tamam. Ben geldim. Hiç merak etme, ben buradayım. Baba, bana bak. Hadi tamam. Hadi geldim, kalk gidelim. Tamam, hadi kalk gidelim babacığım. Kalk, kalk babacığım. Kalk canımın içi, hadi bana yardım et. Söyle babam, söyle. Sen yapmadın. Kim yaptı baba? Kim yaptı? Babacığım kalk. Kalk kurban olayım. Tamam. Tamam bak. Hadi yardım et bana. Şunları çözelim. Yardım et bana. Şunları çözelim. Çıkar şunu. Çıkar babacığım. Babacığım çıkar. Ne olur gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Seni eve götüreceğim. Babam bak. Kalk. Ne olur. Hanım elin geldi. Seni kurtarmaya geldi. Babam kalk ne olur. Ne olur bana yardım et. Gideceğiz. Ben seni kurtaracağım. Merak etme babacığım. Çekmiyor. Babam. Ne olur kalk hanım elin geldi baba. Baba hanım elin geldi ne olur kalk. Bana yardım et giderim ne olur. Kalk ne olur. Babam ne olur kurban değil yalnız.